yapıyorsunuz ha? Düşmanlarımız için bir anma köşesi. Haberim olsaydı bir çelenk gönderirdim. Çarpılara atmayacaksın değil mi? Kesinlikle hayır. Bu şeref Atmaca ile hançere ait. Ömer ve Zehra ile iletişime geçtiniz mi arkadaşlar? Gelmek üzereler başkanım. Oo, Atmaca, hançer, Korkut. Bravo. Başkanım. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Başkanım, sarışını ve CNG'yi ortadan kaldırdığımıza göre artık bir kutlamayı hak ediyoruz değil mi? İnanmayacaksınız ama Gürcan'a katılıyorum. Bu arada hepinizin ellerine sağlık. Hepinizi tebrik ederim. Ömer, tebrik ederim. Eyvallah. Zehra, harika bir operasyon. Zafer hepimizin. Şimdi böyle tokalaşacak mıyız? Sen de bu ekibin bir parçası olduğuna göre... yeni gelmene rağmen harika bir operasyondu. Daha yeni başladık. Sen tebrik etmeyecek misin? Hepinizin eline sağlık dedim. Yok, yetmez. Sarılacağız. Yok. Yok, ben sarılmam. Ama tokalaşabiliriz. Öyle uzaktan uzağa olmaz. Korkut'u alırsan iyi edersin Uzaycığım. Sırf bu yüzden tayinimi isteyebilirim. Arkadaşlar, gerçekten tebrik ederim. Yani CNG ve Francis gibi yıllardır ülkemize yönelik bir sürü illegal faaliyetler gösteren iki üst düzey ajanı etkisi hale getirdiniz. Gerçekten tebrik ederim. Terör devleti kurmak için yıllarca uğraştırılacaklar. Şimdi hak ettikleri yere gidecekler. Cehennemin dibine. Artık sonuna geldik arkadaşlar. Bu savaşı biz kazanacağız. Haber var mı? Siyah incinin üzerine patlayıcı yerleştirmişler. Kaçmak isterken de patlatmışlar. Peki ya Francis? Birliktelermiş. İkisine beraber tuzak kurmuşlar. Durumları nasıl şimdi? Siyah inci de Francis de kurtulamadı David. Ne diyorsun sen? Francis, o ölemez. Oturup ağlayacak mısın David? Tüm zayıf insanlar gibi duygularına yenik mi düşeceksin? Ben ne yapacağım şimdi? Kendine gel David. Milyonlarca insan duygularıyla hareket ediyor. Yeni bir işe girdikleri zaman heyecanlanıyor. Başarısız oldukları zaman günlerce kendine gelemiyor. Para kazandıkları zaman kendilerini güçlü hissediyor. Yakınlarını kaybedince ağlıyor. Tüm insanlık bu illüzyonun bir parçası. Duygu zaaftır David. Duygu esarettir. Biz bu duyguları kullanarak tüm dünyaya yön veriyoruz. Duyguları olan insanlar yönetilmeye mahkumdurlar. Bizim duygularımız olmaz David. Stratejilerimiz olur. Bu şeref size ait. Ne vatanımızı bölmeye,
ne de bayrağımızı indirmeye güçleri yetmeyecek. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Amin. Şimdi sıra Bey'de. Arkadaşlar, bundan sonra tüm enerjimizi Hardy'yi bitirmek için harcayacağız. Anlaşıldı mı? Şimdiye kadar çoktan bitirmeliydik. Neyi bekledik o zaman? Hardy konsolosluğa bağlı bir çalışan. Kültür ateşisi olarak ülkemizde bulunuyor. Uluslararası dokunulmazlığı var yani. Ne dokunulmazlığı varsa bu kalleşin ipini nasıl çekeceğiz? Bunlarla. Biliyorsunuz uzun zamandır Hardy'in peşindeyiz. Ömer deşifre olmadan önce Hardy ile ilgili çok önemli bilgiler aktardı bize. Gürcan, uzay ve karargahtaki tüm arkadaşlar o günden sonra Hardy'yi adım adım izlediler. Artık Hardy'yi köşeye sıkıştıracak birçok kanıt var elimizde. Hardy'yi bitirmek için yeterli mi? Henüz değil. Yani elimizde birçok bilgi var ama hem ülkesi hem de kendisi hala inkar edebilir. Ha. Sağlam kanıtlar yok yani. Ne yapacağız peki? Bu herif elini kolunu sallayarak ülkemizde dolaşmaya devam mı edecek? Aslına bakarsanız elimizde sağlam bir istihbarat var. Hardy kendi ülkesi haricinde başka servislerle yakın ilişkisi olduğunu, hatta onlarla birlikte çalıştığına dair elimizde bir kanıt var. Ülkesine ihanet ediyor yani. Aynen öyle. Bunu ortaya çıkardığımız an Hardy'nin işi bitti demektir. Hem de elimizi bile sürmeden. O zaman hedefimiz belli. Hardy'nin ülkesine ihanet ettiğini ispat edeceğiz. Hardy'yi bitirdiğimiz an ne örgüt kalır ne de uzun bir süre ülkemiz üzerinde böyle oyunlar oynayabilirler. Evet arkadaşlar, işte size tarih yazma fırsatı. Hardy'yi bitirin. Haklısın. Ben bugünlere aklım sayesinde geldim. Ve stratejilerim sayesinde. Bu mücadele için ben nelerimi kaybettim. Ama davamızı yaşatmaya devam ettim. Amacımıza ulaşana kadar da onu yaşatmaya devam edeceğim. İşte tanıdığım David Hardy. Yalnız önemli bir problemimiz var. Öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor. İstihbarat aramızdaki bağlantının farkında. Halit gözüm içine baka baka tüm yaptıklarınızdan haberdarım dedi. Biliyorlar çünkü. Sizinle çalıştığımı biliyorlar. İşte bu çok büyük bir risk. Eğer bize çalıştığın ortaya çıkarsa ülkem bunu en ağır şekilde cezalandırır. İspat edemedikleri sürece bilmeleri hiçbir şeyi değiştirmez. Belki de çekip gitmek en iyisi olacak. Gideceğim. Ama böyle yenilmiş olarak değil. Büyük bir zafer kazanmış olarak. Ne var aklında? Bundan böyle ülkem de bu oyunun bir parçası olacak. Daha açık konuş David. Bu kadarını bilmen senin için yeterli. Sen de bir süre ortalarda görünmesen iyi olur. Hatta ülkene git. Ve olacakları seyret. Sacide Sultan döktürmüşsün ya. Oğlum hepiniz bu vatan için gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. İki tencere yemeğin lafı mı olur? Ben yine sayende yiyorum da. Uzay Gürcan Halit Başkan. Ev yemeğine hasretler.
Babamın intikamı için nasıl çalıştılar bir görsen. Allah hepsinden razı olsun oğlum. Biz bir aile olamadık. Kısmet olmadı. Darısı sizin başınıza artık. İnşallah anne. İnşallah. Geçmişimi çaldılar benim. Hayli olmamıza engel oldular. Ama geleceğimizi çalmalarına izin vermeyeceğim. Yaşananların hepsi geride kalsın istiyorum artık. Zehra ile yepyeni bir hayata başlamak istiyorum. Hep birlikte kocaman bir aile olalım istiyorum. Tabii eğer senin de iznin olursa. Oğlum iznin lafı mı olur? Bu zamana kadar beklediğin kabahat. Peki sen Zehra ile konuştun mu? Yani bu bana söylediklerinden onun haberi var mı? Aslında konuştum. Yani bazı şeyleri geride bıraktık. Bazı sıkıntıları. Ama hala öyle adam gibi evlilik teklif edemedim. Oğlum bekleme. Bekleme. Mutluluk bu kadar yakınızdayken bekleme. Zor günlerden geçiyoruz anne. Daha babam toprağı kurumadı. Sonra çok geç oluyor oğlum. Bak bu hayattan göçüp gidiyoruz işte. Geriye sadece yaşayamadıklarımız kalıyor. Oğlum, sen Zehra'yı seviyorsun. O da seni seviyor. Mutluluğu artık birbirinize çok görmeyin. Kurun oğlum bir an önce yuvanızı. Baban da öyle yapmanı isterdi. Son bir işim kaldı. Ondan sonra. Ömer'in bu dünyanın işi bitmez. Az kaldı anneciğim. Hem babamın hem de ülkemin baş düşmanı Devrit Hardley'in işini bitirmemize çok az kaldı. Peki oğlum peki. Sen daha iyisini bilirsin. Hardley'in işini bitirir bitirmez Zehra'nın karşısına geçeceğim. Yıllar önce soramadığım o soruyu gözlerinin içine bakarak soracağım. Aa, daha çok erken ama. Ömrümün geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin Zehra diyeceğim. Ömer abi. Bu dosyalarda Hartley'le ilgili bugüne kadar edindiğimiz tüm bilgiler mevcut. Özellikle Hartley'in yurt dışı bağlantılarının araştırılmasını istiyorum. Anlaşıldı Uzay Bey. Olan dışı hareketler, şifreli konuşmalar, rutin dışı görüşmeler hepsinin raporlandırılması gerekiyor. Bu kişiye özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Hartley'le iş tuttuğuna dair somut veriler var elimizde. Sizin bu kişiyi araştırmanız lazım. Emredersiniz efendim. Burada da yaptığımız son operasyonun verileri var. CIA ile Francis arasındaki konuşmaları dinleyip işimize yarayacak bir şeyler var mı? Bir bakın lütfen. Hemen çalışmaya başlıyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Vay. Uzay? Olmuş mu? Olmamış mı? Olmuş mu olmamış mı? Ya olmuş. Olmuş da ne bileyim sanki biraz böyle... Sen... Öyle mi geliyorsun? Ömer'lere yemeğe gitmeyeceğiz mi abi? Yani kravat takacak halim yok. Böyle geleceğim. Gürcan, yardımına ihtiyacım var. Dün geceden beri düşünüyorum. Yani çok da araştırma yaptım ama işin içinden çıkamadım. Nedir Uzay? Söyle. Yani elimden gelen bir şeyse seve seve yardım ederim. Ömer'lere giderken ne hediye alacağız? Yani sabahtan beri bunu mu düşün? Bütün araştırmalar bunun için. Ben sana durumu bir özetleyeyim istersen. Evlerine ilk gittiğimizde yeni taşındıkları için nevresim takımı almıştım hediye olarak. Tekrar nevresim takımı almayı düşündüm ama nevresim takımı almanız çok saçma olacak karar. Nevresime gerek yok Uzay.
Yemeğe gidiyoruz, tatlımızı alıp gideceğiz. Gürcan, sen bu işi gerçekten biliyorsun. Benim de yaptığım araştırmalarda yemeğe giderken alınan en doğru hediyenin tatlı olduğu yönünde. Fakat burada yeni bir çıkmazla karşı karşıya kalıyoruz. Hangi tatlı? Tulumba mı? Baklava mı? Pasta mı? Sütlü Nuriye mi? Yani sütlü mü, şerbetli mi yoksa en çok tercih edilen çikolata ağırlıklı bir tatlı mı? Klasikten şaşmayacağız Uzay. Baklavamızı alıp gideceğiz. Harika. Ama işte benim de içinden çıkamadığım bir soru var. Nedir? Baklavayı neli alacağız? Fıstıklı mı? Yoksa cevizli mi? Hadi bakalım. Veziri kaptırdın küçük hanım. Bazen şey almak için veziri feda etmek gerekir Ömer abi. Ve Mats. Oh. Bak sen. Pekala. Sende neler varmış öyle küçük hanım? Ben Zehra Balaban'ın kızıyım. Demek ki senden bir şey saklayamayacağız. Her şeyi anlarsın. Şimdi asıl konumuza geçelim Ömer abi. Neymiş bakalım? Anneme yüzümü getirdim. Haberi yok değil mi bana vereceğine? Aldığımdan bile haberi yok. Güzel. Evet, seni dinliyorum. Bana açıklama yapmak zorundasın. Yüzüğü niye istedin? Yani. Zaten sen vermemiş miydin? Evet, ben verdim. Ama... Sen anneme evlenme teklif ettin mi? Şşş! Sessiz olun. Nereden çıkardın şimdi sen? Bu yüzüğü sen vermedin mi anneme? Evet. Bu yüzüğü ben verdim. Ama ona henüz evlilik teklif etmedim. Zaten teklif etmeden önce benden izin alman gerekiyor. Yani anlarsın işte. Çocuklar böyle durumlarda olumsuz etkilenebilir. Bunun için süreci hassas yürütmen gerekiyor Ömer abi. Yani. Diyelim ki annenle evlenmek istiyorum. Diyelim ki değil. İstiyor musun, istemiyor musun? Peki. Annenle evlenmek istiyorum. Annemi seviyor musun? Tüm kalbimle. Onu mutlu edecek misin? Elimden gelen her şeyi yapacağım. Hayatımın bundan sonrasını sizin mutluluğunuza adayacağım. Bilemedim ki. Mutlu edecek misin? Emin olamadım. Yani tabii... bunu sen de istersen. Ben ve annem sendeyken çok mutluyuz Ömer abi. Bir daha hiç ayrılmayalım olur mu? Bir daha hiç ayrılmayacağız Yağmurcuğum. Sana söz. Anneme ne zaman evlenme teklif edeceksin? İstersen o kısmını da büyüklere bırak. Tamam. Çok uzatma ama. Neyi uzatmayacakmış Ömer abin? Burası benim yetki alanımın dışında kalıyor anneciğim. Hadi ben kaçar. Allah Allah. Nereye?
Bana söyleyeceğin bir şey var sanırım. Aslında sana söyleyeceklerim çoğunu söyledim. Ama son bir şey kaldı. Dinliyorum. Henüz doğru cümleyi bulamadım. Ne söylesem eksik kalır şimdi. Sen ve cümle bulamamak. Son bir şey kaldı. Ondan sonra. David Hartley. Bu alçağın işini bitirmeden mutluluk haram bana. Ben kapıya bakayım. Tabii. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Yağmur, Yağmur. Yüzüğümü gördün mü? Anne vallahi ben hiç görmedim ki. Nereye koydum ya? Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Merhaba. Sacım hoş geldin. Hoş bulduk Yağmur. Güzel, hoş geldin. Oo, Sacdan ne mine döktürmüşün? Yok canım, bir şey yapmadım. Buyurun. Niye zahmet ettin oğlum? Evet, aslında bayağı zahmetli oldu. Yani yemeğe gelirken ne alacağım diye çok düşündüm. Uzay. Efendim? Estağfurullah, zahmet mi olur Sacide teyze? Afiyet olsun. Nevresim takımı mı aldın yine? Yok, baklava aldım. Oo, Uzay, sende bayağı gelişme var. Fıstıklı mı, cevizli mi? Tabii ki fıstıklıdır, cevizli baklava mı olur? Ne münasebet. Ben mesela cevizli severim. Cevizli aldın değil mi Uzay? Bu konu üzerinde ben çok düşündüm. Yani orijinali hangisidir diye bir araştırma yaptım. Tarihsel sürece baktığımızda her ikisi de aynı zamanda farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış. Fakat hangisi daha iyidir diye soracak olursanız hala bu konu tartışılıyor. O yüzden ben de... Bu ne? Soğuk baklava. Soğuk baklava mı? Ağzıma sürmem. Ya bırak ya. Ama ben tartışma çıkmasın diye almıştım. Hiç tartışma çıkmaz artık, rahat ol. Niye yükleniyorsunuz benim oğluma? Ver oğlum ver, ben çok severim soğuk baklavayı, bayılırım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi buyurun sofraya. Sacide teyze, uygun bir zaman mı bilmiyorum ama taziye için fırsat bulamadık. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun evladım. Tekrardan başınız sağ olsun. Kocamı bizden alanları bulmak için gece gündüz demeden çalıştığınızı biliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçiniz rahat olsun Sacide Hanım. Bunu yapanları en ağır şekilde cezalandırdık. Ondan hiç şüphem yok Halit Bey. Ben üzülmüyorum. Siz de üzülmeyin. Kocamla da oğlumla da gurur duyuyorum. Sizlerle de gurur duyuyorum. Hepiniz benim evladım gibisiniz zaten. Artık üzülmek yok. Bundan sonra kötü günler geride kaldı. Ve mutlu olacağız. Allah benden kocamı, evladımı aldı ama... Zehra gibi bir kızım, bir de böyle tatlı mı tatlı bir torunum oldu. Bu aile daha da büyür. Başka torunların da olur inşallah Sacide anne. Böyle ne güzel değil mi? Koskocaman bir aile gibi olduk. Yağmur. Ne diyorsun? Uzay. Sak. Çay. Çay içeriz. Ben çay koyuyorum sadece teyze. Thank you.
Heyecanını bana söylememekte kararlısın. Evet. Kolektif çalışmak vasatlıktır. Şimdi planı birlikte yapmaya kalksak senin aklına yatmayan bir sürü yer olacak. Sonra ben seni ikna etmek için uğraşacağım. Ama ben aklımın içindeki çılgın fikirlerden vazgeçmek istemiyorum. Böyle bir zamanda risk alman doğru olmaz. Unutma. Sadece fazla ileri gitme riskini alanlar ne kadar ileri gidebileceğini öğrenir. Operasyonu kiminle yürüteceksin peki? Francis de yok artık. Evet. Francis yok. Ama plan olduğu gibi devam ediyor. Müsaadenle. Benim çılgın fikirlerimi uygulamaya sokmak için harekete geçmem gerekecek. Sen de ülkene dönsen iyi edersin. Zira çok riskli planımın sana da bir zarar vermesini istemem. Baksanıza. Bir şey mi buldun? Francis ve Siyahıncı'nın son konuşmasını. Ses net değil ama bir şey planladıkları belli. Ülkeye birilerinin gireceğinden bahsediyor sanki. Sesi temizleyebilir misin? Bir bakmam gerek. Tamam, hemen Uzay Bey'e haber verelim. Acil bir durum olabilir. Sağ ol kızım. Uzay, iyi seçim yapmışsın. Vallahi ben de çok beğendim. Afiyet olsun. Sen yemiyor musun? Hayır. Beyin fonksiyonlarımın ve faaliyetlerimin sağlıklı çalışabilmesi için şekerden uzak duruyorum. Sana da tavsiye ederim. Hayda. Şişt, gönder gelsin. Buyur. Atın ölümü arpadan olsun. Evet. Uzay ne oldu? Tamam, hemen geliyoruz. Arkadaşlar son operasyonu kaydını dinlemişler. Önemli bir gelişme var başkanım. Savcı da hanım, kusura bakmayın. Bizim kalkmamız gerekiyor. Ne kusuru Halit Bey? Vazife bu. Hadi arkadaşlar. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Karargâhtaki arkadaşlar CNC ve Francis'in arasındaki son konuşmayı deşifre etmişler. Açın ama. Güzel plandır. Seni ele vereceğime gerçekten inandılar. Sana nasıl güvendiler hala anlam veremiyorum. Ne düşündüler acaba? Akıllı olduklarını. Yakında ülkelerinde olacakları göremeden ölecekler. Planı öğrenmek için çok uğraştılar. Ne aşamadayız? Akrepleri Türkiye'ye gönderdik. Yeni kimlik ve pasaport verdik. Yakında ülkenin her yerinde eş zamanlı devreye girecekler. Francis öldü. Belki planları da bozulmuştur. Sanmıyorum. Bir kişi öldü diye planlarını değiştirmezler.
Türkiye'ye gönderdik diyor. Çoktan içeriye girmiş olabilirler. Peki kim bu akrepler? Net bir bilgi yok elimizde. Eş zamanlı saldırıdan bahsediyorlar. Durum sandığımızdan da ciddi. Arkadaşlar, planın hangi aşamasındalar bilmiyoruz. Kaç kişiler? İçeri kim girecek? Ne zaman girecekler? Ne zaman harekete geçecekler? Hiçbir şey bilmiyoruz. Peki başkanım, plana kimin yürüttüğünü biliyor muyuz? Harbi. Hartley böyle bir riski alır mı? Alır. O kadar köşeye sıkıştı ki artık bütün riskleri alacaktır. Başka şansı yok zaten. Efendim, sizi rahatsız etmek istemezdim ama durum benim açımdan artık iyice tatsız bir hal aldı. Sen ülkemizi temsil eden oradasın Devlet Hartley. Rahatlığından da güvendiğinden de biz sorumluyuz. Teşekkür ederim. Ülkemin desteği beni her zaman güçlü hissettiriyor efendim. Fakat Türk Devleti'nin bana karşı olan tutumunu da artık sizinle paylaşmak zorundayım. Durum bahsettiği kadar ciddiyse sert önlemler almak zorundayız. Maalesef öyle efendim. Her adımımı takip ediyorlar. Telefonlarımı dinliyorlar. Artık aleni olarak tehdit etmeye de başladılar. Seni kim tehdit ediyor? Tespit edebildin mi? Elbette. Türk istihbaratı. Özellikle de istihbarat bünyesinden üst düzey bir isim. Halit Gür. İnanın bana, artık hayatımdan ciddi anlamda endişe duymaya başladım. Sana yapılan bu çirkin muamele ülkemize yapılan bir hakarettir. Merak etme. İlk uçakla Türkiye'ye geliyorum. Gerekeni yapacağım. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldin. Mr. Hartley, sizi gördüğüme şaşırdım. Francis yok mu? Francis öldü. Artık bundan böyle benimle irtibat kuracaksın. Endişe etme. Planımızda hiçbir değişiklik yok. Siz nasıl isterseniz. Sadece. Hedefteki adam. İyi de bu adam... Evet, bu adam benim ülkemin istihbarat yetkilisi. Evet, ben bu adamın emrinde çalışıyorum. Ve sana da şimdi bu adamı ortadan kaldırmanı söylüyorum. Merak etme. Bunun için hayatında görmediğin kadar para alacaksın. Tamam, bana fark etmez. Siz ne derseniz o. Güzel. Akıllısın. Yarın Türkiye'de olacak. Sonrasında 2 gün burada kalacak. Artık uygun bir zamanda işini bitirirsin. Size öyle bir oyun oynayacağım ki... Yıllarca bunun altından kalkamayacaksınız. Efendim, Hartley evini terk etmiş. Tahmin ettiğim gibi. Nerede olduğunu hemen tespit etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen. Emredersiniz efendim. Eşyalarını toparladığına göre hazır. Gitmeden önce de son hamlesini yapacaktır. Ben ülkeye giriş yapanları tespit etmek için çalışmaya başlayacağım. Hartley yapacakları eylemi tek başına idare ediyorsa büyük risk alıyor demektir. Bizim için büyük avantaj. Eğer risk alacaksa hata yapmaya yakın demektir. Hartley saldırganlardan biriyle direkt bağlantıya geçiyorsa onlardan birini yakalamamız yeterli olacaktır. Dediğim gibi saldırganı yakalarsak
Partinin planını da öğrenmiş olursun. Başka ülkelere çalıştığını da bu sayede ispat edebiliriz. Arkadaşlar, o zaman planımız belli. Ülkeye gelen bu adamları hemen tespit edip yakalayacağız. Ondan sonra da sıra Hamdi'ye gelecek. Michael Wesler, eski asker, disiplinsiz tavırlar yüzünden ordudan ihraç edilmiş. Daha sonra özel şirketlerde güvenlik alanında faaliyet göstermiş. Paralı asker yani. Son birkaç yıldır evet. Özellikle Orta Doğu'da faaliyet gösteriyor. Fakat normal bir paralı askerden daha fazlası. Birçok konuda özel eğitim almış biri. Donanımlı birinden söz ediyoruz. Peki ne gibi faaliyetlerde bulunmuş? Suikastlerden şüpheleniyorum ama elimizde net bir kanıt yok. Peki elinizde başka isimler var mı? Eş zamanlı faaliyetlerden bahsediyorlardı. Maalesef. Şu an tespit ettiğimiz tek isim bu. Yeri yurdu belli mi bu herifin? Havalimanından çıkış yaptıktan sonra kamera kayıtlarıyla adım adım takip ettik. Son olarak bir otele giriş yaptığını biliyoruz. Evet. Planımız nedir? Otele giriş yapıyoruz. Anlaşıldı Atmaca. Hedefin hangi odada kaldığını bilmiyoruz. İlk amacımız otel kayıtlarına ulaşmak. Anlaşıldı. Yüzüğü çıkarmışsın. Operasyonda zor oluyor diye. Hani takacaktın? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. İki kişilik oda rica edecektik. Tabii, kimliklerinizi alabilir miyim? Yalnız kimliklerimizi ve kayıtlarımızı kimseyle paylaşmıyorsunuz değil mi? Asla. Yani bu konuda rahat olabilirsiniz. Olağanüstü haller dışında kimliklerinizi kimseyle paylaşmıyoruz. Ayrıca siber saldırılara karşı da gereken önlemi almış bulunmaktayız. Ben sizin o sisteminizi yerle bir ederim de o kadar vaktimiz yok. Bilgileriniz sadece bu bilgisayarda ve içeride müdür beyin bilgisayarında var. O yüzden işiniz rahat olsun. Teşekkürler. Rica ederim. Otel kayıtlarına nasıl ulaşacağımızı bulduk. Planlama için zamana ihtiyacımız var. Anlaşıldı. Uzay. Hı. Dün Yağmur sana ne dedi? Aramızda. Kimseye söylemeyeceğimi söz verdim. Dün gece herkesin içinde az kalsın söylüyordun ama.
Bana gelince aramızda kimseye söylemeyeceğim. Gürcan. Ne var? Senin acilen bir sevgili bulman gerekiyor. Allah Allah. Nedenmiş o? Günlük trip tozunun tamamını benim üzerimden gideriyorsun da ondan. Operatör konuşuyor. Beni duyuyor musun Korkut? Dinliyorum. Korkut, operasyonu başlamadan önce çözmemiz gereken küçük bir sorun var. Nedir? Operasyon sırasında bir isim kullanmıyoruz biliyorsun. Herkesin bir kod adı var. Hançer, Atmaca gibi. Ha, bana da bir kod adı mı lazım şimdi? Evet. Özellikle istediğin bir isim varsa... Çaylaklar ne zamandan beri kod adlarını kendileri karar veriyorlar? Ayıp oluyor ama. Burada da mı devrecilik? Çaylak diyelim bence. Yok artık Zeh. Hançer, daha neler. Fırtına Korkut derlerdi zamanında. Fırtına olsun. Bir hikayesi mi var yoksa? Gençliğinde çok hızlıydı. Anlatırım bir ara. Ya ben kendim seçseydim. Hadi hadi, acelemiz var. Fırtına tamamdır. Ya Allah aşkına, böyle fırtına mı olur? Operatör konuşuyor. Fırtına. Beni duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Nedir durumun? İçerideyim. Paket yanımda. Sorun yok. Anlaşıldı. Ben odaya gidiyorum. Tamam. Ben de Korkut'un silahları alayım. Dikkatli ol. Müdürün odasındayım. Anlaşıldı Hançer. Peki bilgisayarı görebiliyor musun? Evet. O bilgisayara uzaktan erişim sağlamam gerekiyor. Şimdi benim söylediklerimi yapmanı istiyorum. Anlaşıldı, dinliyorum. Ay, bu kıyafeti pek olmadı. Ben de sizin gibi girseydim içeri be oğlum. Daha dur çaylak. Pişmen gerek. Bozuluyorum ama. Sen olmasaydın silahları nasıl olacaktık içeri? Efendim, burası odanız. Gerçekçi olsun diyorsa. Ulan Ömer. Hadi lan, yürü. Gürcan tamam mı? Sorun yok Hançer. Uzaktan erişim sağladım. Birazdan hedefin hangi odada kalmış olduğunu tespit etmiş olurum. Biri geliyor. Evet, odayı tespit ettim. 5. kat 518 numaralı oda. Hançer, durumun nedir? Müdahalesi seni bekliyorum. Kilitli kaldım. Desteğe ihtiyacın var mı Hançer? Sorun yok, hallederim. Birazdan yanınızda olurum.
Fırtına, gözcü olarak kalmanı istiyorum. Atmaca odaya müdahale etmesin. Daha fazla vakit kaybedemeyiz. Operatör, odaya giriyorum. İşlerini. Burada bir hareketlilik var. Nasıl bir hareketlilik? Sanki adamlardan biri talimat aldı gibi. Şüpheli bir durum varsa takibe başla. Otelde başka birileri de olabilir. Peşindeyim. Arka koridordan Ömer'e doğru yaklaşıyor. Takibe devam et Fırtına. Hazırlıklı ol. Müdahale etmen gerekebilir. Silah var, müdahale ediyorum. Daha ikisi hale getirildi. Hurry up! Don't let him get away! Let's move to the rooftop! Come on! Üç kişi daha var. Ömer'e doğru yukarı çıkıyorlar. Anlaşıldı Fırtına. Sen girişte gözlem yapmaya devam et. Gerisini atmaca halleder. Atmaca, odaya girdiğini anladılar. Dikkatli ol. Üç kişi sana doğru geliyor. Kendisini 518 numaralı odaya kaydettirmiş. Ama belli ki başka bir odada kalıyor. Bu adamı bulmamız lazım Gürcan. Harp din işini bitirmek için o adama ulaşmamız lazım. Nihayet. Sen ne arıyorsun burada? Belli ki seni. Ben balık istiyorum. Boğaz'ın balığı meşhurdur diye duydum. En taze balık hangisi varsa ondan bir de güzel bir salata hazırlayın. Tabii ki efendim. Bunca yolu balık yemek için gelmediniz sanırım. Lezzetini çok övdüler. Kim önerdiyse ağzının tadını biliyormuş. Ortak bir dostumuz David Hadley. David Hadley, dostluk konusunda bazı şüphelerim var açıkçası. Benim de dostluğumuzun devam etmesi konusunda ısrarlı tavsiyelerim olacak. Biz kendisini misafir olarak kabul ettik. Yani bir ev sahibi olarak elimizden gelen ne varsa her şeyi yaptık. Ama misafirimiz açıkçası biraz haddini aştı.
Bakın Halit Bey, sizin ne kadar açık sözlü bir insan olduğunuzu çok iyi biliyorum. Bu yüzden sizinle baş başa rahat bir yerde görüşmek istedim. Çünkü ben de açık sözlülükten yanayım. David Hartley ülkemizi temsilen bu topraklarda bulunuyor. Ona karşı yapılan her hareket, her tehdit bize yapılmış sayılır. David Hartley. David Hartley'in ülkenizi temsil ettiği konusunda ciddi şüphelerimiz var. Daha açık konuşun lütfen. Ülkenizin imkanlarını kullanarak başka istihbarat servisleri için çalışıyor. Yani daha açık söylemek gerekirse Hartley ülkesine ihanet ediyor. Burası temiz. Operatör, burası temiz. Elinize sağlık arkadaşlar. Bu adamın otelde olduğundan şüphe etmeye başladım. Bir şey mi oldu yoksa? Hayır. En son otele girerken kamera kaydı var. Ama çıkışına dair hiçbir kayıt yok. Hala oteldeyse peşinde olduğumuzu biliyor artık. Yani kaçmak için harekete geçmiştir. Hedefi tespit ettim. Yukarı kaçıyor. Atmaca. Hedef merdivenlerden yukarı çıkıyor. İkinci katta. Siz peşinden ayrılmayın. Ben önünü keseceğim. Başka servisler için çalıştığını söylüyorsunuz. Bu çok ağır bir itham. Kanıtınız var mı? Çok yakında olacak. Şüpheli bilgilerle hareket etmeyecek kadar deneyimli bir istihbaratçı olduğunuzu sanıyordum. Bakın, sizinle daha açık konuşacağım. David Hartley'in ne amaçla ülkemizde olduğunu çok iyi biliyoruz. Kendisi kültür ateşesi olarak her iki ülke arasındaki bağlantıları... Bakın, açık olacağınızı söylediniz ama... Bana kamuoyuna anlattığınız masalların aynısını anlatıyorsunuz. David Hartley'in burada bir terör devleti kurmak için bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Bu terör devleti konusu sizin travmanız olmuş. Paranoya yaklaştırmış sizi. Daha nezaketli bir yemek olacağını düşündüm ama yanılmışım. David Hartley misafirperverliğiniz konusunda haklıymış. Bakın, daha önce kendisine de söylediğim gibi... Biz Türkler misafirperver insanlarız. Ancak şöyle bir durum var. Misafir ettiğimiz gibi yolcu etmesini de biliriz. Buyurun. Yeniden görüşeceğiz Halit Bey. Operatör, hedefin olduğu odaya doğru gidiyoruz. Hiçbir yere kaçamayacaksın.
aracıyla kaçmayı başardı. Civardaki ekiplere haber verin. Kaçmasına izin vermeyin. Adam bayağı eğitimliymiş ha. Merak etme, yakalayacağız. Hala ne planladıklarını bilmiyoruz. Hepsini öğreneceğiz. Bu herif de Hartley'de kaçamayacak. Operatör, beni duyuyor musun? Görsel temas var mı arkadaşlar? Başkanım maalesef yok. Yani adam hayalet gibi bir anda ortadan kayboldu. Yaralanmıştı, belki ölmüştür. Elimize bunu teyit edecek herhangi bir görüntü kaydı yok. Fakat yarısının hayati tehlike taşımadığından eminiz. Yine de tedavi edilmesi gerekecek. Başkanım. Tetikçi hakkında bir şey bulabildiniz mi? Henüz yok. Tetikçi yoksa ne planladıklarını öğrenemeyiz. Sanırım artık bir fikrimiz var. Nedir? Keskin nişancı mermisi. Bunu baskın mekanında bulduk. Orada olması bir tesadüf olamaz. 50 kalibre. Merminin ebadına bakılacak olursa yabancı ülkelerin özel kuvvetleri tarafından kullanılan keskin nişancı tüfeğine ait. Aradığımız adam paralı asker. Yani aynı zamanda profesyonel keskin nişancı. Ülkemize geliş amacı suikast olabilir. Mermi sıyırmış. Ama yaran bayağı derin. Biraz daha yavaş ol. Niye geldin buraya? Başıma iş açacaksın. Merak etme. Onlar beni bulana kadar ben çoktan gitmiş olurum. Çık dışarı. Alo. Ne durumdasın? Hiçbir şeyden haberin yok değil mi senin? Sözde koruyacaktınız beni. Ne oldu? İstihbarat geldi. Bulunduğum konuma baskın yaptılar. Zor kurtuldum oradan. Ne diyorsun sen? Nasıl oldu bu? Bunu ben değil siz söyleyecektiniz. Az kalsın ölüyordum o lanet yerde. Şimdi ne durumdasın? Güvenli bir yerde misin? Yaralandım. Dikiş gerekti. Gizli bir klinikteyim. Şimdilik güvenilir sayılır burası. Tamam. Bulunduğun yerden asla çıkma. Şimdi onlar yüz tanıma sistemiyle seni her yerde izliyorlardır. Eylem saatine kadar kafamı çıkarmam zaten. Tamam. Benden haber bekle. Bir daha peşine düşmemeleri için de bir şeyler yapmalıyız. Aklımda var bir şeyler. Arkadaşlar bu çok önemli bir gelişme. Yani neyi planladıklarına dair ilk ipucumuz. Ama asıl sorunun cevabı hala elimizde yok. Bu tetikçinin hedefinde kim var? Hartley bu suikastin üzerinden neyi amaçlıyor? Hedefi ne? Bunları öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu öğrenmek için iki seçeneğimiz var. Birinci seçenek Hartley. Ki o konuda hali hazırda yoğun bir diplomatik gerilim olduğunu biliyoruz. İkinci seçenek de tetikçiye ulaşmak. Bu tetikçi Hartley'in ve büyük planlarının deşifresi için son derece önemli. İlk hedefimiz tetikçi. Ama yöntemimiz değişecek. Bu suikastı ve arkasından planladıkları asıl amaçlarını engellemek zorundayız arkadaşlar. Siz yeni operasyondan geldiniz. Gidin dinlenin arkadaşlar. Biz de verileri analiz edip size bir sunum yaparız. İrtibatta kalalım. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olun. Başkanım.
Ömer gelmeyecek değil mi? Yok, sadece annem. Bu ara biraz işleri var. Zehra da gelmedi. Bir terslik yok değil mi Korkut? Vallahi sadece annem. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Yani bu yılanın başını ezmeden bize huzur yok. Harpli değil mi? Ömer biraz bahsetmişti. Her şeyin önündeki tek engel Hartley denen kansız herif. Evet. Ömer bu işi bitirmeden mutlu olmayacak. Zehra meselesi mi? Evet. Allah'ım bir sıkıntı çıkmasın da şu pisliklerden bir an evvel kurtulalım inşallah. Amin Sacide anne. Amin. Tetikçiye ulaşmışlar. Nasıl olur? Tüm önlemleri almıştık. Bilmiyorum. Nasıl olduğuyla da ilgilenmiyorum artık. Biz hangi önlemi alırsak alalım, onlar hep bizden bir adım öne geçmiş oluyor. Sen ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Düşünüyorum hala. Sana da ulaşmaya çalışacaklardır kesin. Biliyorum. O yüzden benim de bir an önce bu ülkeden çıkmam gerekiyor. Nereye gideceksin? Gitmene izin vermezler ki. Hem gitsen de peşine düşerler. Doğru söylüyorsun. Ama eğer diplomatik yollarla çıkarsam kimse bana engel olamaz. Nasıl? Son zamanlarda yaşananlardan dolayı... Bizimkileri Türkiye'nin güvensiz bir yer olduğuna dair belli bir kıvama getirmiştim. Peki şimdi de hayati tehlike altında olduğumu söyleyip... Ülkeden diplomatik yollarla güvenli bir biçimde çıkabilmek için koruma talebinde bulunacağım. Güzel. Zaten planımız tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Onlar engelleyene kadar ben çoktan gitmiş olurum. Hem buradan can güvenliğim olmadığı sebebiyle gidişim... Bundan sonra burada olacaklar için çok güzel bir zemin hazırlayacaktır. Ortalık çok karışacak, çok. O zaman güzel haberlerini bekliyorum Hartley. Ömer, bu kargaşa hiç bitmeyecekmiş gibi. Nereden çıktı şimdi bu? Yani tamam diyorum, her şey yoluna girdi. Rahat bir nefes alacağız. Mutlaka bir engel çıkıyor. Bugüne kadar hangi engel durdurabildi peki bizi? Bizim birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ama bu Hartley... Diğerlerine benzemiyor. Can yakmadan gitmeyecek gibi. Kimler geldi, kimler geçti. Hepsini hallettik. Merak etme. Hartley'i de amacına ulaşamadan geri göndereceğiz. Ne olursa olsun başaracağımızı biliyorum. Ama şöyle kalbimin üstünde sanki bir taş var böyle. Şöyle bir derin nefes alsam. Bütün sıkıntı senden gidecekmiş gibi. Ömer, ben korkuyorum. Seni kaybedemem, ben bununla başa çıkamam. Kaybetmeyeceksin. Söz. Önce düşmanlarımızı ortadan kaldıracağız. Ülkenin geleceği için bunu yapmak zorundayız çünkü. Sonrasını biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Hı hı. Tüm unsurlar devrede.
Ama tetikçiye dair sahada hiçbir iz çıkmadı. Bağlantı da yok. Sende durum nedir? Yüz taramadan bir şey var mı? Hayır. Her yeri taradım ama bir şey yok. Yani illa bir iz bırakması gerekiyordu. İlginç. Neden öyle söyledin? Elbet bir yerde takılması gerekirdi. Bir tuhaflık var bunda. Aradığımız kişi artık aynı kişi olmayabilir. Nasıl yani? Yüz taramasına takılmayacak şekilde değiştiriyor kendini. Seni bu şekilde tespit etmeleri artık imkansız. Ne durumdayız arkadaşlar? Tetikçiden bir haberi var mı? Başkanım, adamın yüz tarama sistemlerine takılmamasıyla anlıyoruz ki bu adam yüzünü belli oranda sisteme takılmayacak şekilde değiştirmiş olabilir. Peki bir önerim var mı? En başından beri düşündüğümüz ilk seçeneğe geçiş yapmak zorundayız. Hard diye alıp tetikçinin yerini öğrenmemiz gerekiyor. Üzerimizdeki baskının farkındayım. Ama başka çaremiz yok. Merhaba. Mr. Johnson, hoş geldiniz. Buyurun lütfen, buyurun. Beni gecenin bu saatinde acil olarak çağırınca bir şey oldu sandım. Öncelikle iştirakiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten önemli bir şey olmasaydı sizi bu saatte buraya kadar yormazdım. Kahve? Olur. Peki nedir bu kadar acil olan? Devletimizle ilgili bir istihbarat aldım. Son zamanlarda Türk devletinin bana karşı gösterdiği hasmane tutumun siz de farkındasınızdır. Evet. Maalesef durum düşündüğümüzden daha endişe verici. Aldığım ihbara göre benimle ilgili korkunç bir plan hazırlığı içindeler. Nasıl yani? Korkarım bana karşı bir suikast hazırlığı içindeler. Böyle bir şey olamaz. Olur. Buyurun. Her şey bu dosyanın içinde. Gerçek mi bunlar? Evet. Hatta altında istihbaratına bağlı kaynağın mührü de var. Hiç endişe etme. Tek bir vatandaşımızın bile burnunu kanamasına müsaade etmeyiz. Çok teşekkür ederim. Seni bir an önce buradan devletimizin güvencesiyle uzaklaştıracağız. Merhaba. Sayın David Hartley için acil tahliye kodlu protokol çıkış işlemlerini başlatıyoruz. Bana dokunamayacaklar. Yani Hartley'e ulaşmamız zor olacaktır. Hem de ülkesi onun arkasında. Gerçek yüzünü bilmiyorlar. Gerçek yüzünü öğrendikleri zaman ülkesi de onun arkasında durmayacak, emin ol. Başkanım, tüm oklar Hartley'i gösteriyor. Hartley üzerinden hem tehditleri bertaraf edebiliriz hem de tüm planlarını öğrenebiliriz. Peki. Başka çaremiz yoksa? Yoksa düşündüğüm şeyi mi yapıyoruz? Hartley'i alıyor muyuz başkanım? Efendim? Nasıl olur böyle bir şey? Buna izin veremeyiz. Diplomatik izni var mı?
Mahalledeyi kaçıyor. Diplomatik yollardan koruma talep etmiş. Kendi ülkesi onu kaçırıyor. Kahretsin. Onu hedefe alacağımızı tahmin etmiş demek ki. Eğer Hardy'ye giderse yaklaşmakta olan planlarını öğrenemeyiz. Bizimkileri çağırın. Bir karar vermek zorundayız. Her türlü kötülüğü yapıp elini kolunu sallayarak ülkemizden gidecek. Ama biz burada duruyoruz. Biz bir şey yapmayacak mıyız Halit Başkanım? Yani arkadaşlar sabaha kadar düşündüm. Bu durum iki ülke arası çatışmaya sebep verir. Ne kadar vaktimiz var peki? Nedir o? Başkanım ne oldu? Ters bir durum mu var? David Hardy biraz sonra ülkemizden tahliyesi olacakmış. Yani hiç vaktimiz yok. İstihbarat yetkilisi de bu süreci benimle görüşmek istiyor. Kendilerince ultimatom verecekler. Müdahale etmemizi engellemeye çalışıyorlar yani. Yani Hardy'yi kolay vermeyeceğimizi bildikleri için bizi zora sokmak istiyorlar. Ambargolar, yaptırımlar, bizi bunlarla tehdit edecekler. Hardy'nin istediği de bu zaten. Gerilim yaratmak. Bizi bir oyunun içine hapsetmek istiyor. Arkadaşlar, resmi yollardan David Hardy'ye müdahale etmemiz bize büyük sıkıntı yaratır. Başkanım, her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Başkanım, istifa dilekçem. Artık bu kuruma bağlı değilim. Kurumu zora sokacak bir şey olmayacak. Müsaade edin. Gidip Hardy'yi alıp geleyim. Ömer, bu durum senin tüm hayatını, kariyerini bitirir. Umurumda değil. Bize yaşattıklarının hesabını verecek. Ben de hazırım başkanım. Biz bu görevi makam mevki için değil, vatanımızın güvenliği için yapıyoruz. Gerektiğinde canımızı vermeye hazırız. Ben de destek olmaya gitmek isterim. Arkadaşlar, David Hardy biraz sonra çıkacak. Anlaşıldı başkan. Gürcan, Hardy'nin yeni yerini öğrendiğinde bize haber verirsin. Tamamdır. Araştırmalarım sürüyor zaten. Yolda haberleşiriz. Yetkiliyi çağırın bakalım. Hardy operasyonda karar vermişken buraya gelmesi bizi sıkıntıya sokmaz mı başkanım? Burada olması daha iyi. Burada oyalanırken biz de işimizi bitirmiş oluruz. Bugün çok zor geçecek. Ya diplomatik bir kriz yaşanacak ya da bu iş kökünden çözülecek. Bakacağız. Kolay gelsin. Ne durumdayız? Hazırlıklar tamam. Birazdan çıkıyorum. Ben de bugün bu ülkeyi terk ediyorum sonunda. Ben ne olacağım? Sen işini yapacaksın. Sonra? Sonrasında paranı alacaksın.
Daha sonra sen de gideceksin. Anlaşmamızda seni çıkarmak yoktu biliyorsun. O senin sorunu. Tamam öyle olsun. Bir yolunu bulacağız artık. Ama senin gitmene de izin vermezler. Başka çareleri yok. Beni ele geçiremediler. Şimdi bana ulaşacakları tek yol sensin. Bence peşinde olacaklardır. Sen beni düşünme. İşini yap yeter. Hem bu söylediğini yaparlarsa da amacımıza ulaşmış oluruz öyle değil mi? İki türlü de kazanıyorsun. Diğerinde yaşıyor olmam dışında büyük bir fark yok. Ben senden son onayı bekliyor olacağım. Tamam. Görüşürüz. Ben hazırım, gidebiliriz. Onay bekliyoruz çıkış için. Bu ülkede bir saniye bile durmak istemiyorum. Çıkış için hazırız. Onay için beklemedeyiz. Onay verildi. Çıkabilirsiniz. Buyurun Mr. Hartley. Ülkemize gidiyoruz. En sonunda bu cehennemden kurtuluyorum. Hoş geldiniz. Pek hoş gelmedim. Buyurun. Konunun ne olduğunu bilmiyorum ama David Hardy ile ilgili olduğuna eminim. Bugün ülkeden ayrılıyor. Neden? Öyle gerekti çünkü. Peki gerekçesi neydi? Sonuçta ülkemdeki her sorun beni ilgilendirir. Bir suikast ihbarı var Hartley hakkında. Bize böyle bir istihbarat gelmedi ama. İşte bu sebeple David Hartley'i kendi korumamız altında can güvencesinin olacağı ülkesine geri götürüyoruz. Bakın. Bu evrakların hepsi hayal ürünü. Siz David Hartley'nin nasıl bir sahtekar olduğunu gerçekten bilmiyorsunuz. Bir kültür ateşimiz hakkında böyle ithamlarda bulunmanıza müsaade edemem. Bunlar itham değil, gerçek. Ve maalesef gerçek yüzünü sadece bize gösteriyor. Hiç merak etmeyin. Ama yakında tüm gerçekleri ortaya çıkaracağız. Kamuoyu önünde devletimizden özür dileyeceğiniz şeyler yapmamanızı tavsiye ederim. Biz mi özür dileyeceğiz? Savunduğunuz adam bir suçlu. Ve gün sonunda David Hartley'in yaptıkları yüzünden siz bizden özür dileyeceksiniz. Bakın. David Hardy hakkında çok ciddi suçlamalar var. Evet ama bunlar sizin iddialarınız. Somut bir delil yok. Bizi zor durumda bırakmak için yapıyorsunuz. Bakın. Bu adam sizin ülkenize de zarar veriyor. Yani bunu neden görmek istemiyorsunuz? Hı? Hartley'e dokunmayacaksınız. Buradan gidecek ve siz hiçbir şey yapmayacaksınız. O elinizi indirin de canımız sıkılmasın. Bakın, Türk devleti dışarıdan emir ve talimatla yönetilmez. Yani her şart ve koşulda kendi çıkarları doğrultusunda gerekeni yapar. Bunu kafanıza iyice yerleştirin. Operatör, belirtilen adrese intikal sağladık. Anlaşıldı Hançer, takipteyiz. Ben de güzelce üzerinde konuşlandım. Anlaşıldı. Gürcan, Hardy'in burada olduğunu teyit ettik mi? Evet, son zamanlarda kendi ülkesinin diplomatları dahil çeşitli ziyaretler gerçekleştirilmiş. Sanırım burada birileri var. Bunlar görünüşe göre elçilikteki koruma personeli. Hartley'i tahliye edecekler. Çıkanlar var. Hardley bu. Ülkeden vakit kaybetmeden çıkartmaya kararlılar anlaşılan. Bize hesaba katmıyorlar ama. Araç çıktı. Peşindeyim.
kadar kolay olmasını beklemiyordum. Endişe etmenize gerek yok. Biz varken size kimse dokunamaz. Mevzu Türkler olunca endişelenmemek elde değil. Bu bir elçilik aracı. Bunu göze alamazlar. Onlar için fark etmiyor. Kendilerinin koymadığı kurallara karşı alerjileri var. Uymuyorlar. Mr. Johnson arıyor. Yola çıktık efendim. Tamam güzel. Havaalanına doğru gidiyoruz. Uçağa binene kadar durumdan haberdar edin beni. Sürekli. Tamam efendim. Bu sessizlik hayra alamet değil. Bakalım altından ne çıkacak. Takibi sürdürüyoruz. Güzergahları nereye çıkıyor? Havaalanına gidiyorlar tahmin ettiğimiz gibi. Ülkelerine ait özel bir jet apronda bekliyor. Engel olmalıyız. Çatışma ihtimali yüksek. Çatışma riskini alamayız. Bu bizi çözümsüz bir noktaya iter. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Aklında ne var? Vurucu bir hamle yapmalıyız. Başka çare olmadığı ortada. Gürcan, yol üstündeki tüm unsurları harekete geçirin. Güzergâhta bir değişiklik yapacağız. O iş bende. Ama bunu Halit Başkan'ın onayını alarak yapmamız gerekiyor. Çünkü en ufak bir yanlışta işler kontrolden çıkabilir ve iki ülke savaşın eşiğine gelebilir. Her halükarda hazır olalım. Halit Başkan onayı verecektir. Sayın Hatta yola çıktı. Öyle mi? Umuyorum ki devlet ciddiyeti gereği güzel uğurlanır. Hiç şüpheniz olmasın. Telefona bakmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Başkanım. Efendim Gürcan. Başkanım, Hardy'yi takipteyiz. Havalimanına götürülüyor. Fakat yoğun korunuyor. Bu arada Ömer ve Zehra'nın riskli bir planı var. Peki ne kadar riskli? Çok. Ama başka şansımız da yok. Hardy'ye gitmek üzere ve olabilecek saldırıya karşı elimizde en ufak bir delil yok. Emriniz? Kod yeşil. Bir sorun yoktur umarım. Yok, hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Ben de sürecin sıkıntısız işlediğinden emin olana kadar burada olacağım. Bir mahsur yoktur sanırım. Hiçbir sorun yok. Başkan ne dedi? Başlıyoruz. Anlaşıldı. Sahadaki tüm birimler, operasyon kodu yeşil. Başlıyoruz. Hazır olun, harekete geçiyoruz. Bir numaralı unsur. Hedef size yaklaşıyor. Anlaşıldı. İki numaralı unsur. Güzergahı değiştir. Anlaşıldı. Yol çalışması bunlar. Bir sıkıntı çıkmasın. Merak etme. Biz yanınızdayken kimse bir şey yapamaz. Kimsenin buna cesareti yetmez. Araç önemli başarılı. Hançer, Atmaca plan işliyor. Araç size doğru geliyor. Hazır mısınız? Hazırız, gelsin. Araç yaklaşıyor. Kimsenin burnu kanamadan Hardy'yi alıp gideceğiz. Fırtına, ne durumdasın? Bekliyorum. Araç geldi. Başlıyoruz. Neden durduk? Ben şununla bir konuşayım.
Ne oluyor burada? İleride yol çalışması var. Kazı yapılıyor. O yüzden yolu kapattık. Bizi buraya yönlendirdiler ama. Yanlış anlaşılma olmuştur. Fazla uzun sürmez. Açarız birazdan. Fırtına, sıra sende. Tamamdır. Bezi aracı enjekte ediyorum. Niye uzun sürdü bu kadar? Hadi gitmiyor muyuz? Yolda bir kazı varmış. Şimdi açacaklar. Fırtına, ne kadarım var? Az kaldı. Gazı aracı aktarınca farkında bile olmadan bayılacaklar. Sonrası da tereyağından kıl çeker gibi olacak. Arabayı çalıştır. Fark etmiş olabilirler. Arabayı çalıştırdılar. Fırtına, saklan. Daha fazla bekleyemeyiz. Harekete geçiyoruz. Gazla. Kaçıyorlar. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim o zaman ben. Estağfurullah. Gidiyor musunuz? Bu saatten sonra bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Hem katılmam gereken bir toplantı vardı. Ona yetişmem lazım. Peki, buyurun. İşbirliğiniz için teşekkürler Halit Bey. Bundan sonrası için de böyle uyumlu çalışmanızı bekliyoruz. Yani beklentileri pek karşılamayı sevmeyiz ama karşılıklı bir saygı çerçevesinde tabii ki işbirliğine her zaman hazırız. Efendim? Ne? Kim cesaret edebilir böyle bir şeye? Tamam, sakın durmayın. Devam edin. Ben ilgileniyorum bu meseleyle. Ne yapmayı planlıyorsanız durun. Sakın böyle bir şeye kalkışmayın. Neden bahsediyorsunuz anlamadım. Bence gayet iyi anladınız. Adamlarınızı elçilik aracının peşinden çekmezseniz büyük bir kriz çıkar. Yani sakin olun. Gerçekler er geç ortaya çıkacaktır. Ben son sözümü söyledim. Büyük çaplı yaptırımlara, ambargolara hazır olun Halit Bey. Bulaşmamanız gereken bir ülkeye bulaştınız, bedeli ağır olacak. Mehmet peşimdeler. Türk istihbaratı olduğundan emin misin? Bak net olmalısın. Büyük bir krize sürükler bu durum bizi. Elbette eminim. Size söyledim peşimi bırakmayacaklar dedim. Kafayı taktılar bana. Tamam. Ne olursa olsun o arabadan inmiyorsun. Bütün herkese seferber ediyoruz. Desek ekibi yaklaştı size. Bundan sonra ne yapacağız? Bunlar da Ardeğin koruma destek ekibinde. Onlar da bizim peşimize takıldı. İşler iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bunları atlatalım. Gerisini halledeceğiz. Anlaşıldı. Biz de destek unsuru dahil ediyoruz. Fırtına. Tamamdır. Dahil oluyorum. Bağlıyoruz. Müsteşarımızın sekreteri arıyor. Halit Başkan'la konuşmak istiyorlar. Efendim buyurun. Halit ne yaptınız? Efendim Harde'yi bırakamazdık. Başka yoldan yapamadınız mı? Denedik ama fark edildik. Her bir yandan telefonlar çalıyor Halit, duyuyor musun? Efendim hiç merak etmeyin. Bu iş bittiğinde ülkemize suçlama yönelten kim varsa hepsi bizden özür dileyecek. Bu işi temizleyin Halit. Dikkatli olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Çalışıyorlar.
aklına geldi. Bundan sonrası bende. Kaldır ellerini. Oho, oho, araba bozuldu beyler, ben ne yapayım? Size zahmet bir el atın da toparlayalım hadi. Gel gel. Geçmelerine izin verme Korkut. Biz Hardy'in peşindeyiz. Gelenleri atlattık. Hardy diğerleri bizi ararken savunmasız kaldı. Buyurun başkanım. Durum nedir Ömer? Çok karışık başkanım. Peşimize koruma ekibi takıldı. Onları atlattık şimdilik. Hardy havalimanı yoluna girdi. Her şey iyice zorlaşıyor. Farkındayız başkanım. Gürcan konumu gönderdi size. Hardy'in aracı orada. Hala yakınız. Ki talimatınız nedir? Ne yapalım? En zorunu deneyeceğiz. Söyleyeceklerimi dikkatlice dinleyin. Ne söylüyorsam aynısını uygulamanızı istiyorum, tamam mı? Kimse yok şu anda. Tamam. Destek ekipleri gereğini yapmış demek ki. Havalimanına da az kaldı. Sonrasında durduramazlar zaten beni. Merak etme, her anında sana eşlik edeceğiz. Kızına zarar gelmesine izin vermeyiz. Hartley! Hartley! Türk Devleti. Gel böyle. Bizden kurtuluş yok sana. Bize her şeyi anlatacaksın. Paket bizde. Bundan sonra başımıza neler geleceğini kestirmek zordu. Zor bir süreç bizi bekliyor. Ama hepsini tek tek çözeceğiz. Adli bize yardım edecek. Bu sizin yanınıza kar kalmayacak. Bakın Sayın Johnson. Tehdit edilemeyecek bir millet olduğumuzu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Tehdit etmiyorum, olacakları söylüyorum. Başınıza büyük iş aldınız. Büyük işleri cesurlar başarır. Bugün bittiğinde başardığımızı siz de göreceksiniz. Ve bunun için devletiniz adına size teşekkür edeceksiniz. David Hardy sizin ülkenizin çıkarları doğrultusunda hareket etmiyor. Bunu nasıl görmüyorsunuz? Göreceğiz. Gün sonunda ülkeniz tüm dünya tarafından barbar bir ülke olarak tanımlanacaktır. Durumu nasıl? Kendinde değil. Bu adamın ölmemesi lazım. Ölürse başımız beladan kurtulmaz. Elimizdeki tek koz Hardy. Başkanım Hardy bizde. Bu yaptığımız bir savaş sebebi, biliyorsunuz değil mi? Evet başkan. O zaman bu savaşı bir an önce kazanmamız lazım. Hardy'yi hem iyileştirip hem de planlanan suikastla ilgili bilgiyi almamız lazım.
Ömer, Hardy'yi hemen bizim söylediğimiz adrese getirin. Hardy'nin bize en kısa zamanda bütün bildiklerini anlatması lazım. Gürcan, sen de hazırlıklara başla. Emredersiniz. Çok fazla vaktimiz yok arkadaşlar. Bugün içinde bu olayı çözmemiz gerekiyor. Yoksa geri dönemez, sonuçlarla karşı karşıya kalırız. Emredersiniz başkan. Tetikçi hala dışarıda dolaşıyor. Bir an önce Hartley'i konuşturmamız gerekiyor. Ülkesi şimdi her yerde onu arıyordur. Bizim aldığımızı tespit ederlerse durum iyice kötüleşir. Bu işin sonunda da Hartley'den kurtulma fırsatımız var başkanım. Bu işin sonunda iki ülkenin savaşa girme riski de var yalnız. Yakında her yerde duyulur bu mesele. Aldığımız riske değmesi gerekiyor. Büyük bir tehlike var ve elimizdeki tek ipucu Hartley. Tüm krizlerin çözümü ondan geçiyor. Başkanım. Başkanım, müsaadenizle. İlacı verelim. O ilaç tesirini hızla gösterir. Ondan sonra Sardin bünyesine kalmış. Bekleyip göreceğiz. Bakalım şimdi ne olacak? Kriz kapıda. Devletler arası bir sorun var. Umarım her şey istediğimiz gibi olur da Hartley'den istediğimiz her şeyi alırız. Hiçbir şey olmaz. Pardon? Hiçbir şey olmaz. Şu anda böyle bir durum içerisinde yemek yemenin sırası mı sence? Yemek yemenin zamanı mı olur ya? İnsan stres altındayken daha da çok iştahlanıyor. Yılanın başı bizde. Hem bu saatten sonra biz her türlü krizi çözeriz evvelallah. Hiç korkum yok. Keşke senin kadar rahat olabilsem. Bana bir arkadaşımı hatırlattı. Hoşaf sever misin? Ne hoşafı? Allah kahretsin. Korktuğumuz başımıza geldi. Ne oldu Gürcan? Geline bakın. Tüm dünyaya haber yapmışlar. Şu anda üzerimizdeki baskı gittikçe artacaktır. Dört bir koldan saldırıya geçtiler. Sosyal medyada bot hesapları da devreye soktular. Bu durumdan nasıl kurtulacağız? Kurtulmanın yolu var. Şöyle ki bunların planlarını engellemek yetmez. Bu Hartley'in gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermemiz lazım. Gürcan, sen hazırlıklarını tamamladın mı? Evet. Halit Başkan'dan telefon bekliyorum. Alo Korkut. Sacide annem, hayırdır? Oğlum, benim bu televizyonda izlediğim haber doğru mu? Bu Hartley denen adam kaçırılmış. Evet. Bunu Ömer mi yaptı? Ya Sacide annem, bunları telefonla konuşmasak olur mu? Bana bak oğlum, Ömer'in başına bir şey gelmez değil mi? Gelmez, sen merak etme. Ben kardeşimin yanındayım. Ben seni sonra haberdar ederim. Şimdi kapatmam lazım. Bana mutlaka haber ver ama, olur mu? Tamam. Hartley'i buldunuz mu? Her yerde arıyoruz efendim. Onu hemen bulmanız lazım. Bulacağız, hiç merak etmeyin. Bak, mesele sadece David Hartley meselesi değil. Devletimizin itibarı söz konusu.
Anlıyorum efendim. Biz gerekli tüm yaptırımları uygulayacağız. Anlaşıldı. Biz de sahada tüm personeli seferber ettik. Harpli'yi buradan güvenli bir şekilde çıkarıp bu barbar Türklere gerekli ölçüde cevabını vereceğiz. Herkesi devreye soktuk. Acele edin. Kimse yok mu? Kimsin sen? Hartley. Burada ne işin var? Seni kurtarmaya geldim. Her şey bitti. Plan başarılı. Artık seninle hiç kimse uğraşamaz. Mr. Johnson öldü mü? O zaman artık bu işin geri dönüşü yok. Bitti. Ben kazandım. İşgal planı devrede. Hadi, ne bekliyorsun? Çözsene beni. Gidelim buradan. Demek planın buydu ha? Ses değiştirme işe yaradı. Hartley her şeyi itiraf etti. İstediğimizi aldık. İlaç da etkisini göstermiş. Şu anda kafası allak bullak. Yolun sonuna geldin Hartley. Sen... Halit... Demek beni... oyuna getirdiniz ha? Hemen Ömer'lere haber verin. Engellememiz gereken bir suikast var. Emredersiniz başkanım. Atmaca, hançer, hedefi öğrendik. Kim? Mr. Johnson. Nasıl? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Anlaşılan okey. Hartley zaten planını devletler arası savaş çıkararak Türkiye'nin işgali üzerine kurmuş. İstihbarat yetkilisini ülkeye bu yüzden çağırmış. Kendisine yönelik suikast iddiasını ortaya atıp zemin hazırlamış. Kendi eliyle kendi ülkesinin yetkilisini öldürtüp kaos planı çıkartmak... çok canice. Bunda şaşılacak bir şey yok. Gürcan, bu adam kendi öz kızlarını göz göre göre ölüme göndermiş biri. Haklısın Hançer. Hedef nerede peki? Hemen korumaya alalım. Makamında yok. Nerede? Bir toplantı için çıkmış. Elçiliğe doğru yolda. Bize hemen konumu bulup yollayın. Tetikçi çoktan harekete geçmiş olabilir. Acele etmemiz lazım. Anlaşıldı. Hartley'in yerini bulabildiniz mi? Tamam. Hemen tüm adamlarını gönder oraya. Neticesi ne olursa olsun Hartley'i almadan dönmeyin oradan. Tam yetki verilmiştir. İleride duralım. Sen gelme. Ben giderim. Beni bekliyorlar. Zaman geldi. Şunu. Neredesin be? O zaman yapacak bir şey yok. Başlıyoruz.
uygun bir yer bulmak lazım. Operatör, biz belirtilen noktaya geldik. Anlaşıldı Atmaca. Adam nerede? Meydanı tarıyoruz. Burada biriyle temas kurmasını bekliyoruz. Karargâhtan çıktıktan sonra takibi sürdürdük. Yani buralarda bir yerde olması gerekiyor. Onun arabası. Evet. Hedef orada. Size 500 metre mesafede. Acele edin. Bu işten kurtulamayacaksın Abdi. O kadar kolay değil Halit. Beni alt etmek o kadar kolay değil. Hala anlamıyorsun değil mi? Tüm kayıtlar ortada. Nasıl aşağılık bir herif olduğunu devletinde görecek. Sana biz hiçbir şey yapmayacağız. Devletin seni yargılayacak. Ve ömrünün sonuna kadar bir hain olarak hücrelerde yaşayacaksın. Boş konuşuyorsun Halit. Elinde hiçbir kanıt yok. Zaman her şeyi gösterecek. Efendim. Harfi almak için içeri girmeye çalışıyorlar. Sana söylemiştim Halit. Beni alt edemezsin. Bak. Buradalar. Daha fazla tutamazsın beni. Sakın girişlerine izin vermeyin. Ömer'le Zehra bu işi bitirene kadar Hardy'ye ulaşmalarına izin vermeyeceksiniz, tamam mı? Yoksa bütün suç üzerimize kalır. Emredersiniz. Orada. Peki tetikçi? O nerede? O da burada. Nereye pusu kurmuş olabilir? Vaktimiz yok. Gürcan, Hardy'in son kurduğu bağlantıyı bulabilir misin? Ne oldu? Tetikçi, ona için mutlaka Hardy'i aramıştır. Son çağrıya bak. Buldum. Hemen ara, konumu tespit et.
orada. Yukarıda. Yatın! Ateş edildi! Nereden çıktınız siz? Kimsiniz siz? Ne oluyor? Suikasta uğramak üzereydiniz. Kim yapar böyle bir şeyi? David Hartley. Merak etmeyin, her şeyi anlatacağız. Şimdilik bize güvenmeniz gerekiyor. Adam kaçıyor. Sen yanında kal. Hartley'i deşifre etmek için adamı yakalamalıyız. David Hartley'in burada olduğunu biliyoruz. Zorluk çıkarmayın. Giriş izin yok. Bu yaptığınız şey illegal. Vatandaşımızı alıkoyamazsınız. Haberler hala halledemedi mi? Tetikçinin peşindeler başkanım. Hartley alırlarsa bu yaşananları ispat edemeden kaçabilir. Alamayacaklar. Gerekirse çatışırız. Plan iptal. Benim için buradalar. Beni buradan alın çabuk. Konum yolluyorum. Adamı aldık. Öldü mü? Hayatta olması çok işimize yarar. Hartley ile ilgili itirafları bizi bu diplomatik krizden kurtarabilir. Yaralı. Şanslısın. Yaşamana ihtiyacımız var. Yoksa bu kurşunu çoktan kafana yemiştin. Halit Başkan'ın durumu haber vermemiz gerekiyor. Ne oluyor? İçeri giriyoruz. Böyle bir şeye yetkiniz yok. Talimat kesin. David Hartley'i almadan geri dönmüyoruz. Ayak bastın toprakların bizim topraklarımız olduğunu unutma. Bize namlı doğrultana. Sakın. Başkanım, işlem tamam. İndirin silahları. Efendim, şimdi alıyoruz. Nasıl? Ama efendim. Tamam, emredersiniz. Oyun bitti Adli. Biz kazandık. Ne durumdayız arkadaşlar? Hartley'in sevki için gerekli belgeleri hazırladık başkanım. Güzel. İtiraflar da dosyanın içinde değil mi?
kendi ülkesinde hain olarak yargılanması için gerekli bütün bilgiler dosyada mevcut başkanım. Diplomatını öldürtmeye çalıştığını biliyoruz. İşbirliği yaptığı, paralı tetikçinin verdiği bilgiler de var. Onun için de başvuruda bulunduk. Bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadan onlar kendileri başarısız olan elemanlarını ortadan kaldıracak. Çok iyi. Çok iyi. Buyurun müsteşarım. Tebrikler Halit. Büyük iş başardınız. Sağ olun efendim. Sonunda Art Day'den de kurtulduk. Büyük badire atlattık. Art Day nerede şu anda? Ülkesinin istihbarat servisine teslim ettik. Ve yolcu ettik kendisine. Elinize sağlık Halit. Sağ olun efendim. Sağ olun. David Harley. Buraya gelirken saygın bir diplomattın. Ama giderken saygın bir diplomat olarak gidemeyeceksin. Öncelikle hayatımı kurtardığınız için tekrardan teşekkür ederim. Ayrıca bu olayı gizlice çözüp iki ülke barışını koruduğumuz için de. Devletimiz için ne gerekiyorsa onu yaparız. Ayrıca bize minnet etmek istiyorsanız ülkemize bir daha böyle diplomatlar göndermeyin. Çünkü her zaman karşılarında biz olacağız. Halit Başkan'ın dediği gibi, misafir ettiğimiz gibi yolcu etmesini de biliriz. Hartley. Yeni başlıyor. Size öyle bir düğün hediyesi vereceğim ki asla unutamayacaksınız. Yakalandı. İmha planını ben devreye alıyorum.